anda. Sert kadın Kıvılcım. Kıvılcımın zemini sarsılıyor şu anda. Bir yanda zor kadına aşık olan Ömer. Ben Kıvılcım Ömer yakınlaşmasını çok anlamlı ve tatlı ve tadında buluyorum yani. Evet. Milyonlara Kızılcık Şerbeti içtiren dizinin iki başrolü Evrim Alasya ve Barış Kılıç'la çok özel. O yaş mıydı bunun? Barış Kılıç, 17 yıllık eşiyle tanışma öyküsünü ilk kez anlattı. Eşimi ilk gördüğümde ben dedim evlenirim bu kızla dedim. Evrim Alasya'nın İzmir'den İstanbul'a uzanan ilginç oyunculuk öyküsü. Bu mesleği tamam yapamıyorum deyip İzmir'e dönme şansım da vardı. Ve Kızılcık Şerbeti izleyicileri, her şeye hazır olun. Sevilen diziden harika sürprizler bu sohbette. Kıvılcım'ın da çok böyle şeydi. O da sevmiş, şeydi. O da sevmiş. Show TV ekranların farklı hikayesiyle, çatışmalarıyla, aşkları ve karakterleriyle çok sevilen bir diziye ev sahipliği yapıyor. Dizinin adı Kızılcık Şerbeti. Doğa okula yeniden başladı. Nasıl? Alevi de utanmadan ablasını mı yollamış? Özür dilemeye geldiniz herhalde. Ne için? Biri diğerine yalan söylüyor ama büyük bir yalan. Boşanıyor musun yoksa? Sevilen dizinin iki başrol oyuncusu Barış Kılıç ve Evrim Alasya bu hafta Ömür Sabuncuoğlu'nun konukları. İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bugün konuklarım Kızılcık Şerbeti dizimizin başrol oyuncuları sevgili Evrim Alasya ve Barış Kılıç. Bu yardım panayırı nedir? Metehan size anlatır. Anlatacak kadar vaktiniz yok mu? Semtimizde yaşayan düşük gelirli bireyler için mutfağımızdan ücretsiz yemek yardımı yapacağız. Hoş geldiniz. İyi pazarlar. Hoş bulduk size de. Nasılsınız? İyiyiz. Demlene demlene zirve yolculuğunu sürdürüyor Kızılcık Şerbeti. Kızılcık Şerbeti'ni büyük bir keyifle izliyoruz. Çok da güzel gidiyor. Evet, güzel gidiyor. Yani keyifli gidiyor şu anda. Yükselerek gidiyoruz. O evet. Da keyfimizi daha da yerine getirdi. İki başarılı oyuncuya Kızılcık Şerbeti dizisiyle yollarının nasıl kesiştiğini soruyoruz. Size en çok etkileyen ne oldu bu proje size geldiğinde? Baktığın zaman bizim çatışmalar gerçekten çok güçlü. Hani bunun karakterlere yaydığımız zaman her karakterin kendine göre ciddi bir çatışması var. Dolayısıyla da bu heyecanı oyuncu olarak yitirmeyeceğiniz bir hikayenin içinde oluyorsunuz. Bu tarafı beni çok etkiledi. Çoğu bıçak sırtı gördüğü bir meseleyi biz böyle tatlı sert işliyor olabilmemiz, yeri geliyor ciddi eleştiriler de alınan anlar oluyor. Bir şeyi dürüstçe yapabiliyor olmak açıkçası bana mutluluk veriyor o anda. Anlayabiliyorum. Ama maalesef bizim toplumumuzda biraz böyle bu iş. Evet, burada öyle ama dünyada da bu böyle. Yani anne her zaman biraz kendini eksik hisseder. Ben oyuncu olarak ters köşe şeyler oynamayı seviyorum. Evet. Ve bu zamana kadar da tercihlerim hep o yönde seçmeye çalıştım. Ters köşe iş alternatifi çok az olduğu için çok böyle seçici ve hani sürekli iş yapmadım. Bu o açıdan benim için ters köşe bir hikayeydi. Bu işin bir derdi var her şeyden önce. İçinde boğulduğumuz, yani coğrafya olarak içinde boğulduğumuz bir konu aslında bu. En başta burası beni çok etkiledi. Ömer ve Kıvılcım iki zıt karakter gibi görünen, aynı heyecanları yaşayan iki insan aslında. Kıvılcım o kadar katı bir dünya kurmuş ki kendine, o kadar köşeleri var ki orada cehennemini yaşıyor aslında. Hayat öyle bir şey değil. Yani burada mesela Ömer Kıvılcım'ı yumuşatıyor. Ömer o köşeleri törpüleyecek zaman geçtikçe. Aynı şey karşı taraf için de geçerli. Yani işte iki taraf için de. Herkes için geçerli herkes aslında. Karakterim çok, için çok güzel bir tabir buldu. Yumuşatıcı. Son bölümlerde yaşanan gelişmeler bu iki zıt insanı birbirine yakınlaştırdı. Depremler oluyor hayatlarında ve özellikle Kıvılcım'ın fay hatları kırılıyor. Kıvılcım'ın zemini sarsılıyor şu anda. Çok aslında yani o kadar anlaşılabilir bir şey ki. O paniği, o acı çek, ya çok büyük acı çekiyor. Ya belki mecburiyetten girmek zorunda olduğu hayat var yani Kıvılcım'ın. Kızından dolayı iletişim kurmak zorunda olduğu bir gürültüyle karşı karşıya. Belki günün sonunda iyi ki de
olmuş diyecek yani ki kesin. Böyle insanlar evet, tanıdım tabii. Ve benim de bakış açım değişti. Yıllardır baskılanmış bir duygusu var Ömer'in. Ailenin dogmatik bir takım kararları var, ona karşı gelemiyor. Ya o da belki... Yanlış olduğunu bile bile karşı gelemiyor. Yani Ömer baktığınız zaman ailenin biraz daha dışarıya açık bir yüzü gibi görünüyor. Ama o da hep bastırılmış duygularla büyümüş. Yani onun da çok büyük acıları var hayata dair. Yani istediği hiçbir şey yapamamış. Yani görüntüsü, şekli ne kadar da yapmış gözüküyor olsa bile çok eksik kalan yönleri var. O da onu kıvılcımla keşfedecek. Daha doğrusu asıl önemli sorun sizin bu olayı bu denli gizlemeye çalışıyor olmanız. Yani bunun sonucunda siz zararla çıkacaksınız. Peki merakla beklenen Kıvılcım Ömer aşkı nereye gider? Biraz Kıvılcım'la Ömer arasındaki o güzel ilişkiye gelmek istiyorum. Buradan güzel bir aşk yavaş yavaş galiba açılıyor, başlıyor. Evet, o yolda ilerliyoruz senin adımla. Ben Kıvılcım Ömer yakınlaşmasını çok anlamlı ve tatlı ve tadında buluyorum. Yani evet. Esasında baktığın zaman Ömer'in de Kıvılcım'da hani ya çok zor kadın gerçekten yani. Hani yani tamam bu kadını da beğeniyoruz filan ama şimdi bu bizi yer yani dediğimiz ilk tanışmalarımız vardı. Ama sonra yaptığı her şeyi inandığı doğrular üzerinden yapıyor olması, neticede en değerli varlığı olan kızını bir anlamda koruyor olması, çok anaç bir yerden bunu yapıyor olması aslında Ömer'i en çok etkileyen tarafı. Belki de Kıvılcım onun da ilk heyecanlandığı, yani günün sonunda ne olursa olsun ona açılmak istediği biri olacak. Aslında o... iki tarafın da ilk aşkı gibi bir şey olacak evet. Yani. Kıvılcım'ın da çok böyle şeyini. O da sevmiş, şeyini. O da sevmiş. Ben de ömrümü harcamışım, Ömer de harcamış. Sen bana şunu söyle, sen de beğeniyor musun adamı? Gerçi beğenmiyorum desen hayatta inanmam çünkü adam yıkılıyor. Ya Alev bunlar nasıl tabirler, ergen gibi? Bence sen bu Ömer'e yürü. Ben sana bir yürüyeceğim, göreceksin nasıl yürünür. Bak bu saçma sapan esprilerini orada burada yapma. Bu insanların kulağına gider. Gerçek sanırlar, sonra rezil oluruz, işin içinden çıkamayız. Güzel bir yere geldik. Konu aşk. Şimdi Barış ve Evrim olarak soracağım. Şimdi hani dedik ya 20'li yaşlardaki aşklar ve 40'lı yıllardaki yaşlardaki aşklar. Zaten siz 40 demeseniz ben 40 demezdim, o ayrı konu. 40 bile üstü bile. Mukayese edersek yani 20'lerdeki yaşadığınız aşk mı daha güzeldi, şu an 40'larda yaşadığınız mı? 20'li yaşlardaki şeyler daha hormonal etki altında oluyor. Yani hani her şeyin ilkinde bir şuursuzluk vardır yani, bilmezsin ne olduğunu. Orası biraz şuursuzca tabii, çocuksun yani. Tabii ki şu anda çok daha farklı, aklı başında diyebilir miyim bilmiyorum ama mevzu aşk olunca. Tabii ki de 20 yaşındaki gibi değilsin. Barış Kılıç için durum biraz farklı. Zira o 17 yıldır evli. Siz eşinizle tanıştığınızda 20'li yaşlar mıydınız? Aynen. Ne değişti peki şu an 40'lar? Ya şöyle, hani aşkın tarifi, sevginin tarifi çok göreceli yani. Çok hakikaten başka herkesin, bir şey evrilmiştir. Herkesin aynen öyle. Çok başka bir yere geldi. Yakışıklı oyuncunun eşi Ayşegül Kılıç'la tanışma hikayesi ilginç. Eşimi ilk gördüğümde ben dedim evlenirim bu kızla dedim. Ya. Ya hiç tanışmıyorum yani. Dedim ki ya bu ciddi bir ilişki olur. Ben biraz daha takılayım, birkaç ay bu yazıda geçireyim, ondan sonra tanışayım filan. Çünkü yani tanıştığım zaman artık belki de hayatım o olacak filan. Ama zincirlerini kırıp evlendiklerinde hayatları değişmiş her ikisinin de. Tanışmamızdaki öyle çok içe kapanık bir çocuk da değildim yani, normal rutin bir şeyim vardı, sosyal ilişkim. Ve zorlandım onunla tanışmakta yani. Ben en son kolumdan tutmuştum, hiç unutmuyorum, bir kafe vardı bir ağacın altında. Merhaba dedim falan, o da işte merhaba falan filan ama tabii o anı hatırlıyorum, hakikaten çok muazzam bir duygu yani. Sonra tabii 10 yıl flört ettik, arada ayrılıklarımız oldu vesaire vesaire ama günün sonunda döndük dolaştık, işte iki çocuk sahibi film olduk. Film hikayesiymiş ya. Aynen öyle. Evrim Alasya'yı başarılı bir oyuncu olarak tanıdık hep. Peki ya bu mesleği seçmeseydi? Beyin cerrahı almak istiyor musunuz zaten? Yok, yani. Beyin de çok, yani beyin benim çok ilgimi çeken bir mekanizma. Çok böyle... Beyin çok keşfi... ihtiyaç duyduğum bir şey değil falan. Yani beyin olmasa nasıl olurdu? Öyle bir soru gelmişti, oyuncu olmasaydın ne olmak isterdin diye. Beyin cerrahı olmak isterdim.
demiştim. Ha. Oyunculuk öyküsüne gelince. Peki oyunculuk, yani sizi mesela kim keşfetti? Biri keşfetti mi? Vallahi ben bilmiyorum yani. Şeyden, liseden sonra oyunculuk okumak istedim. Bir oyun izlemiştim İzmir'de. İzmirliyim ben. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda. Çok hoşuma gitti. İstanbul'da tanıştığı yer Mecidiyeköy. Mecidiyeköy Allah'ım kabustu benim için. İlk İstanbul'a geldiğim yer. Ben burada mı çalışacağım, ne yapacağım falan derken. Ya bir sürü tabii arkadaş, eş, dost, CV, menajer, o, bu falan derken projelerle giriş yaptım sektöre. Kolay olmamış elbette. Bırakıp gitmeyi düşündüğü zamanlar olmuş fazlasıyla. Sonuçta ben yani bu mesleği tamam yapamıyorum deyip İzmir'e dönme şansım da vardı. Yani dönmeyi düşündüğüm çok da zaman oldu açıkçası. Ama yani bir şekilde hayat da beni göndermedi İzmir'e yani. Barış Kılıç'ın oyuncu olma hikayesi ise küçük bir film hikayesi gibi. Ama sizinki gerçekten yine orada da bir film gibi bir hikaye var galiba, değil mi? Oyunculuğa sizin... başlama hikayesi. Evet. Evet, o hikaye de ilginç. Keşfedilme değil mi? Aynen. Yani şimdi hayatı şöyle... Barış Bey bir yerden bir sinemaya uyarlamış. Evet, evet. Bir arkadaşını reklam filmi çekimine bırakmış, arabada beklemek yerine binaya girince kader ağlarını örmeye başlamış. Bir gün dedi ki benim bir görüşmem var, hemen 5 dakika falan görüşmeye uğrayıp oradan okula gidelim. Tamam dedim ben de, birlikte gidiyoruz. Oturuyorum normalde okula gideceğiz. Çıktım yukarı baktım. İşte 40-50 kişi oturmuş bekliyor falan. İşte bir cips yiyip gülümseyeceksin. İşte en güzel gülümseyen sensin. Kızlar seninle böyle işte aşırı neşir olacak falan filan. Yedim işte bir cips, güldüm falan. Ondan sonra öyle gittik. Bir hafta sonunda telefonum çaldı. Baktım oradan arıyorlar falan. Yönetmen işte sizi tekrar görüşmeye çağırıyor falan deyince iyi dedim. Heyecanlandım. Gittim. Yönetmen dedi ya ben senin gülüşünü çok beğendim dedi. O yüzden hani senin oynamanı istiyorum bu rolü dedi. Ve ilk öyle bir tecrübeyle başladım. Bu ilginç tesadüf ona dizilerin kapılarını açmış. O cips reklamını da bir şey görüyor. Dönmeye başladıktan sonra bir kanalın drama müdürü. O da aa işte ne güzel gülüyor filan. Hop işte oradan bir diziye çağırdılar beni. Bütün Çocuklarım diye hiç unutmuyorum 2002 yılında filan. Kadir İnanır'ın aynı dizisi. Beni düşündüğün için sağ ol. Ama bu benim problemim. Irmak'a sormuştum. Kız seninle konuşmak istemiyor. Neden anlamıyorsun? O benimle konuşmayacak zaten. Ben onunla konuşacağım. Malatya'nın bir köyünden herkesin onu tanıdığı bir kariyere uzanan hikayesi ilham verici. Başladığım yer ve geldiğim yer arasında uçurumlar var yani. Bir insanın kafayı üşütebileceği kadar bir uçurum var yani. Bir köyde doğup işte hayvanlarıyla bir çiftçi ailenin çocuğu olarak hayata başlayıp işte bir yerde böyle hani herkesin takip ettiği, işte bütün dünyada dizilerinin izlendiği ve bu işin bir parçası olan birine dönüşmek o çocuk için çok büyük bir hikaye yani. Okul yıllarına gidiyoruz. Evli Malasya'nın okulun en popüler kızı olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Peki İzmir'in kızları güzeldir zaten görüyoruz şu anda. Okulda ya, da öyle çok bir... teşekkür ederim. Okulda da öyle bir Malatya'nın çocukları da fena değil. Var mıydı okulda da böyle ikiniz için de soruyorum popülerlik hani okulun sınıfın en güzel kızı? Valla ben şimdi spor yaptığım için ortaokul döneminde özellikle şimdi bana gösteri yaptırıyorlardı okulda özel günlerde mayoyla. O yüzden de tabii o yaş grubunun dikkatini çekiyordum ister istemez. Tabii o zaman yani çocuk bir popülerlik oluyordu tabii. Aa işte jimnastikçi kız falan diye. Kekemeymiş bir zamanlar. İlkokul, ortaokul utangaçlık seviyem çok kötüydü yani. Çok utangaçtım. Biraz kekemeydim ilkokulda. Öyle mi? Evet. O içe kapanıklık bende çok büyük aslında biraz böyle travmaya... Bizim dönemin galiba biraz şey yani çekingenlik vardı hep bizim jenerasyonda sanki. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Ya hakkımı isteyememek yani o kadar bende böyle sinir yapıyordu ki bir yerden sonra. Ya iste işte sen onu hak etmişsin yani. Yani işte bir yerde markette çalışmıştın dedemin. Bisiklet parası mesela bana bir verdi. Ben almıyorum. Ya niye almıyorsun? Yani 20 gün, 20 küsür gün çalışmışım ya. İşte bir bisiklet parası. Yani yazın öyle bir motivasyonum vardı. Ve o parayı almayıp gidip odada saatlerce ağladım yani. Hani ve saçımı başımı yoldum yani. Ben o bisiklete nasıl sahip olacağım başka türlü dedim. Ama liseden sonra yaşadığı dönüşümle o zincirleri kırmış. Liseden sonra, üniversiteden sonra işte bu işle başlayan böyle bir dönüşüm.
tam tersine evlenme. Üniversitede bile devam ediyor. Devam etti tabii başta. Evet, diyorum ya işte yani eşimle 3 ay sürdü merhaba diyebilmek yani. Anlatabiliyor muyum yani? Dizi setinden bahsedelim biraz da. Evrim Alasya'nın özel hayatında çok sık makyaj yapmadığını biliyoruz. O yüzden Barış Kılıç'ın yerinde olmayı istiyor güzel oyuncu. Kadın olarak erkeklerde özendiğiniz en çok şey ne? Yani tabii onlar bizi bekleyerek sette geçiriyorlar ömürlerini neredeyse. Ve bizim için, ya benim için, ben normalde böyle süslenip dışarı çıkan biri olmadığım için, makyaj da çok yapmadığım için bana zulüm sürekli saç ve makyaj, süslenme. Yani erkek olmayı evet tercih ederdim. Sohbetin finalinde Kızılcık Şerbeti izleyicilerine bir mesajı olacak mı? İzleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Ya valla teşekkür ediyoruz onlara çünkü bayağı ilgiyle izlediklerini dışarıdan da görüyoruz zaten. Katlana katlana da seyirci sayımız artıyor her hafta. Bu da bizi çok motive ediyor, daha da böyle şekle gidiyoruz sete. Yani işin içinde de mutluyuz. Dediğimiz gibi hani derdi olan güzel bir işin içindeyiz. Zaten heyecanlanarak başladık hepimiz. Umarım yolculuğumuz uzun sürer hep birlikte. Sevdiğimiz bir işin içerisindeyiz. Zevkle gidiyoruz sete. Heyecanlı da çok yükselerek gideceğini bildiğimiz, senaryosunu iyi bildiğimiz bir işin içindeyiz. Herkese keyifli seyirler dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi pazarlar.